İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü mezunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikeri. İş yerlerini işin yürütülmesi nedeniyle oluşan tehlikelerden uzaklaştırmak ve sağlığa zarar verebilecek koşullardan arındırarak daha iyi bir çalışma ortamı sağlamak için bir plan dahilinde iş güvenliği ile görevli mühendise bağlı olarak çalışan kişidir. İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikeri ne iş yapar? İş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun olarak iş yerinde gerekli çalışmaların yapılmasını sağlar. İş yerindeki tehlikelerin tanımlanmasını ve risk değerlendirilmesinin yapılmasını, tehlikelerin ortadan kaldırılmasını ve risklerin kontrol altına alınmasını sağlamak için önerilerde bulunur, bu hususlarla ilgili işverene rapor verir. İşin ve iş yerinin özelliklerine uygun olarak tehlikeleri kaynağından yok etmeye yönelik tedbirlere öncelik vererek, gerekirse ölçümlere dayalı değerlendirme yapar, alınması gerekli güvenlik önlemleri konusunda çalışanların veya temsilcilerin görüşlerini de alarak işverene önerilerde bulunur ve uygulamaları takibini yapar. İş yerinde yapılacak periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlar, hazırlanan planların uygulanmasını sağlar. Risk değerlendirme sonuçlarını da dikkate alarak ani ve yakın bir tehlike durumları ve kazaların potansiyelini tanımlayan ve bunlara ilişkin risklerin nasıl önlenebileceğini gösteren acil durum planlarını hazırlar ve gerekli tatbikatların yapılmasını sağlar. Yangın ve patlamaların önlenmesi, yangın ve patlama durumunda önlemlerin alınması, yangından korunma teçhizatı ve araçlarının kontrol edilmesi, yangın ekipmanlarının oluşturulması, yangın tatbikatı gibi yangından korunma ve yangınla mücadele çalışmalarını yönetir ve ilgili kayıtların tutulmasını sağlar. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu toplantılarına katılır, kurula iş yerinin sağlık ve güvenlik durumu ile ilgili bilgi verir ve önerilerde bulunur. İş yeri sağlık birimi ile işbirliği içinde çalışarak iş yerinin sağlık ve güvenlik durumunu, iş yerinde olabilecek kaza ve meslek hastalıklarını iş yeri hekimi ile değerlendirir ve değerlendirme sonuçlarına göre önleyici faaliyet planları yapar ve uygulanmasını sağlar. İş yerinde meydana gelen kaza veya meslek hastalıklarının tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma yaparak düzeltici faaliyet planları yapar ve uygulanmasını sağlar. İş yerinde yapılan incelemeler ve araştırmalar için yöntemler geliştirir, bu yöntemlerle ilgili çalışanları bilgilendirir, her incelemeden sonra inceleme formlarını doldurur ve gereği için işverene bildirerek sonuçlarını takip eder, formların değerlendirme ve izlenmesi amacıyla muhafazasını sağlar. İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikerinin Çalışma Ortamı ve Koşulları. İş sağlığı ve güvenliği teknikerleri çalıştığı işletmeye göre açık veya kapalı ortamlarda sıcak, soğuk, ani ısı değişimi olan nemli, tozlu, kokulu, gürültülü, hava akımı olan bölümlerde görev yapabilirler. Çalışma alanı üretimin yapıldığı her yerdir. Tam gün çalışma, gece çalışması, vardiyalı çalışma, hafta sonu çalışması söz konusudur. Üretim alanının büyüklüğüne göre dikkat gerektiren bir çalışma gerçekleştirilir. Dinleme, düşünme, konuşma, hareket halinde olma mesleğin gerektirdiği etkinliklerdendir. Nasıl iş sağlığı ve güvenliği teknikeri olunur? Meslek eğitimi, meslek yüksek okullarının iş sağlığı ve güvenliği programlarında verilmektedir. Eğitim süresi 2 yıldır. Ayrıca öğrenciler iş yerlerinde zorunlu staj yaparak pratik eğitim görürler. İş sağlığı ve güvenliği teknikerinin çalışma alanları ve iş bulma olanakları. İş sağlığı ve güvenliği teknikerlerinin iş bulma olanakları oldukça geniş bir alanı kapsamaktadır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi Müdürlükleri ve diğer kamu kuruluşları ile özel sektörde iş bulabilirler. Ülkemizde yeniden düzenlenen 4857 sayılı iş kanunu kamuda ve özel sektörde iş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili çalışmaların yapılmasını zorunlu kılmış, yeni yaptırımlar getirmiştir. Bunun sonucunda da işletmelerde iş sağlığı ve güvenliği bölüm mezunlarına duyulan ihtiyaç yoğunlaşarak artmaktadır.